Kasenek köyündeyiz. Gelinci Kanı zirvesine yolculuğumuz. Ege'nin en yüksek zirvesine TNR 660'larımızla biri ABS'li, biri ABS'siz. Evet, yolumuz devam ediyor. TNR'lerle. Hedefimiz şu karşıda gördüğünüz zirve. Ege'nin en evet, yol bitti. Artık sona geldik ama kamp alanımız burası değil. Varmış yol, çökmüş. Buradan sonrasını devam edemiyoruz. Ön fren yok, arka. Evet, yol bitti. Alternatif bir yol arıyoruz. Şimdi hakim bir zirveye doğru yürüyüşe geçtik Cihan Bey. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Söyledi herhalde. Buraya iki kayanın arasına bir çadır yapılmış. Muhteşem bir yere geldik sanırsam. Evet, Sultan Dağı zirvesinden uzaklaşıyoruz. Alternatif yol bulamadık. Geri dönüp diğer yolu deneyeceğiz. Kampımızı kurduk. Ummadığımız bir şey oldu. Yol çökmüştü. Isparta Yalvaç tarafına indik. Yakıt aldık. Sonrasında burası hangi köydü? Yarıkaya köyüne geldik. Cihan abiyle Elmalı'nın yanına karanlıkta kampımızı kurduk. Hiçbir şey görünmüyor. Lambanın olduğu yerin dışında. Aydınlatmamızı kurduk güzelce. Şimdi çayımızı içiyoruz. Müziğimizi dinleyip sabah namazına kadar yetiş. Fırtına çıktı. Çadırımızın gergelerini sağlamlaştırdık. Domuzlar mı gelmedi? Fırtına mı çıkmadı? Allah'ım neler yerle karşılaşıyoruz. Evet, geceyi geçirdiğimiz yerdeyiz. Hiç bilmediğimiz bir yerde uyanmak. Bisikletlerimiz yanımızda. Gideceğimiz istikameti şu kayalıkların arasından fena bir yere benziyor. Yerimiz görünüyor burada. Zirve gözüküyor. Şurası zirve. Şu alt nasıl gidiyoruz Cihan Bey? Ağır kendine düşmüş. Ne bana yardım ettiniz ne motor. Sen düşebilirsin. Nasıl yapıyoruz? Eğitimde gördüğümüz gibi. Geri geri. Değil mi? Bak sen geri geri yap. Ben de buradan takviye yapacağım. Arka taraf çok ağır çünkü. Devam çünkü. Devam. Bırak bana. Bıraksana. Tutuyorum. Bırak. Düşürce. Evet Cihan Bey, düşünceniz ne? Çok düşe kalka gidiyoruz. Bence rüzgarı dullayalım. Mola verelim. Kahvaltımızı yapalım. Sonra sürecimize karnımız tokken karar veririz. Evet, dün gelemediğimiz yol bu. Bu yolun aslında bitirmişiz yolu. Ama ne yazık ki şey yapamamışız. Devam edememişiz. Dün aslında Cihan Bey, orada kamp atsaymışız, bugün yürüyerek buraya gelirmişiz.
Menüde domates, peynir, zeytin ve biber var. Evet Can Bey, kızgın mısınız? Evet, kardeşleri yan yana çektik, bağladık. Kaskları da bağladık. Şimdi mağaraya, olursa zirveye doğru yola çıkacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 130 metre. Zirve 2600. Cenab-ı ile nefes dengelemesi yapmaya çalışıyoruz. Daha yeni başladık. Evet, ilk defa dağa çıkıyorum. Benim için de bir ilk tecrübe oluyor. İleride çoban evi var. Çoban oradaysa bir yol soracağız, selam vereceğiz, devam edeceğiz. Bir sonraki hedef mağara. Çoban evi. Ho 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 ho! Tamam. Tamam. Tamam, hadi. Hadi. Ha? Selamünaleyküm. Haydi. Haydi. Evet, çoban kulübesinde geçtik. Mağaraya doğru devam ediyoruz. Motorları çobana emanet ettik. Şu an irtifamız 2165 metre. Toplamda 76 metre irtifa aldık. Şu tarafa doğru devam ediyoruz. Sağ ayağın dışı, sol ayağın içi. Devam ediyoruz. Evet, mağara görünüyor. Buradan. Şurası mağara. Yaklaşık bir 50 metre irtifamız var. Zirveye 300 metre irtifamız var. Her şey yolunda. 2249 metre, 2250. Yaklaşık 165 metre irtifalık. Her şey yolunda. Ağır ağır, aklimite ola ola devam ediyoruz. Su kaynağına geldik. Mağaradan geldiği söyleniyor. Köyün su ihtiyacını karşılıyor. Eğer dönüşte sis çökerse oluşturduğumuz babaların direngi alarak devam edeceğiz. Şuradan büyük bir taş koy da fark edilebilir olsun ya. Evet, devam ediyoruz. Evet, sarp yerlerden geçiyoruz. Zikzak çizerek çıkmaya başladık. Mağaraya neredeyse 25-30 metre kaldı. Birazcık sarp. Ama yol var. Temkinli olmakta fayda var. Evet, mağaraya ulaştık. İrtifamız 2331 metre. Zorlu bir zirve. Aşağıdan başka bir ekip daha geliyor. Mağaradayız. Daha içeri girmedik. Soluklanıyoruz. 15 dakika burada mola vereceğiz. İçerisi buz gibi. Buz gibi esiyor. Manzaramız da şu şekilde. Karşıda Eğirdir Gölü. Eğirdir Gölü uzaklardan gözüküyor. Arkamız Afyon. Önümüz Isparta. Biraz yorulduk ama o kadar da olur yani. Evet, orada bir kuş pislikleri gördük. Tepemizde kırlangıç yuvaları var. Şimdi mağaraya ilk girişi yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Evet. Burada çukurlar var. Yine temkinli bir şekilde. Kenarından dolaşacağım. Wow. Ya gerçekten harika bir lokasyon.
Hadi inelim. Bence inelim. Yukarı çıkmak daha zahmetli. Yalan var. Burası eski tarihlerde bir ibadethane olabilir. Güzel bir lokasyon. Gerçekten mest olduk. Gel bakalım şöyle. Burada bir toprak eşilenmiş. Define falan aramış olabilirler. Her şey olabilir. Evet, mağaradan çıkıyoruz. Zirveye doğru yola koyuluyoruz. Şurada sarp bir yer var. Yaklaşık bir 10 metre. Buraya eğer çıkabilirsek zirveye ulaşırız. Çıkamazsak geri döneceğiz. Öğretme. Evet. Faaliyetimizi burada sonlandıracağız, zirve faaliyetimizi. İrtifamız 2371 metre. Zor bir yer çıktık. Gerçekten kilidi açtık aslında. Sultan Dağları Gencik Anı Zirvesi'ne son 200 metre kala faaliyetimizi sonlandırdık. Şu an buradan mağara gözüküyor. Birazcık sarp. Aklimitasyon sorunumuz yok. Gayet iyi. Ama dönüş rotasında geceye kalmak istemiyoruz. Zaman planlamasını doğru yapıp buradan keyifli bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Hava açık. Eğirdir Gölü görünüyor. Eber solumuzda kaldı. Onu göremiyoruz. Akşehir Gölü'nü göremiyoruz. Onu zirveden görebilirdik. Evet, mağaraya geri iniyoruz şimdi. Demin kaya düşüyor zannettik. Kartal dalışa geçti. Sanırsam birazcık rahatsız ettik hayvanı ama yani ensemizden tutsa aşağı atacak gibiydi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yani motorla geldiğimiz çok zorlu parkurlar, devamında zorlu tırmanışlar. Benim için motosiklet parkuru da çok zor oldu ve ilk oldu. Tırmanış da ilk oldu. Şu an aslında expedition, yani keşif faaliyeti dediğimiz faaliyeti enduro faaliyetiyle kombine ettik. Evet. Yani ikisi bir arada çok zor bir faaliyet. Expedition, trekking ve enduro. Yani üçünü uyguluyoruz. Peki şu an. Peki senin değerlendirmen ne? Şimdi bu ikisini de ilk defa yaptım. Normalde motor sürüyorum ama bir yolda sürdük. Valla Tenere 660 ile buralara gelen bence çok fazla insan yok. Yani Tenere 660'ın hakkını veren. Benim tecrübeme göre ne diyorsun? Gayet iyi. Öğrenci olarak. Gayet iyisiniz bence. Bu arada hani tabii ki eğitimden öğrenilir ama iş başında öğrenilir. Yani dağlara gelerek dağcı olunur. Motora binerek motorcu olunur. Yani buralara gelebiliyorsan bence başarılısın demek.